Türkiye, doğal ve beşeri özellikleriyle dünyanın çeşitli ülkelerinden çok sayıda turist almaktadır. Türkiye'de yapılan çeşitli çalışmalar ile turist sayısı ve turizmden elde edilen gelir sürekli arttırılmaya çalışılmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun geliştirilmesi için öncelikli olarak yapılması gereken çalışma olarak söylenebilir? Şimdi Türkiye'de baktığımızda en büyük sorunlardan birisi tanıtım ve reklam kısmıdır. Çünkü doğal güzelliklerimiz ve kültürel güzelliklerimizi dünyaya tanıtamadığımız için birçok alanın dünyada birçok turist tarafından bilinmediğini görmekteyiz. O yüzden bu kısımda yapılacak en iyi şey ülke tanıtımı ve reklamlardır. Bununla birlikte Türkiye'deki turizm potansiyelini daha iyi bir şekilde değerlendirmiş olacağız ya da buna bağlı olarak da turizmde çok hızlı bir gelişim sağlanmış olacaktır. Bunu da doğru cevap olarak B şıkkı alalım. Aşağıdaki haritada Türkiye'de bulunan bazı dağların yerleri gösterilmiştir. Bu dağlardan hangisinde kış turizmi gelişmemiştir? Ki Erzurum Palandöken, Kayseri Erciyes, Antalya'da Bey Dağları'nda Saklıkent Kayak Merkezi, bunun yanında Bolu Kartal Kaya, yine Uludağ örnek olarak verilebilir. Ama Yıldız Dağları'nda böyle bir turizm gelişmemiştir. Çünkü gerekli yükseldiği burada görmüyoruz. O yüzden doğru cevabımızın A şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Aşağıda verilen turizm faaliyetlerinden hangisi iklim koşullarından daha az etkilenir? Rize'deki yaylacılık faaliyetleri ki oradaki iklim şartlarından olumsuz etkilenebilir. Yalova'daki kaplıca turizmi ki kaplıcalar yaz kış ziyaret edebileceğimiz ya da şöyle bir durumun olmadığı işte kaplıcaya gidiyorsunuz yazın su yok kışın su var gibi bir durum söz konusu değildir. O yüzden bu iklimden daha az etkilenir. Antalya'da deniz turizmi zaten deniz turizmi mutlaka etkilenir. Kış turizmi etkilenir. Yat turizmi yine etkilenir. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı oldu. Türkiye'de turizm faaliyetleriyle birlikte durumlarından hangilerinin ortaya çıkması beklenir? Turizm faaliyetlerinin geliştiği yerlerde oteller, bunun dışında oraya yiyecek sağlayan birçok alan ya da iş kolu yeni iş imkanlarının ortaya çıkmasını sağlıyor. Ülke tanıtımını sağlıyor çünkü gelen turistler Türkiye'yi tanıyor ve gittiği ülkelerde tanıtıyor. Dış ticaret açığının azalmasında sanayiden sonra çok çok önemli bir kısımdır. O yüzden de burada doğru cevabımız 1, 2, 3 yani E şıkkı olarak dikkate alınabilir. Dinler ya da inanışlar için önemli mekanlara sahip yerler yıl içinde çok sayıda turist alır. Aşağıdakilerden hangisi bu mekanlara örnek gösterilemez? Meryem Ana İzmir, Mevlana Türbesi Konya, Sümele Manastırı Trabzon, Akdamar Kilisesi Van. Bunlar arkadaşlar dini olarak çok çok önemli alanlardır. Ama cennet ve cehennem obrukları doğal oluşumlu alanlardır ve bunlar dini olarak önem taşımaz. E şıkkı burada doğru cevabımız oldu. Özge ve arkadaşları yaz ayında bir turizm şirketiyle GAP turuna katılmış ve aşağıda verilen haritada koyu renkte gösterilen bölgedeki turizm mekanlarını ziyaret etmiştir. Bu tur sırasında Özge ve arkadaşlarının aşağıdaki turistik değerlerden hangisini görmesi beklenmez? Göbekli Tepe Şanlıurfa'da bulunmakta ve burayı görebiliriz. Zeugma Belkıs Harabeleri Gaziantep'te yer almakta görebiliriz. Haron Evleri Şanlıurfa'da yer almakta görebiliriz. Nemrut Dağı heykelleri Adıyaman'da yer almakta görebiliriz. Kars'ta yer aldığı için Ani Harabelerini bu alanda göremeyiz. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı oldu. Aşağıda Türk kültürüne ait bazı görseller verilmiştir. Bu görsellerden hangileri Türk kültürüne ait somut olmayan kültürel miraslar içerisinde yer alır? Hacivat ve Karagöz, Nazar boncuğu somut olmayan kültürel miraslar içerisinde yer alır. Bunun yanında elle tutulabilir, gözle görülebilir olan özellikle işte Anıtkabir. Bu tür alanlar arkadaşlar somut kısımda değerlendirilebilir. 1 ve 2 somut olmayan kısmı değerlendirdiğimiz için doğru cevabımızın A şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Yukarıda verilen
UNESCO Dünya Kültür Miraslarından hangileri karma yapıya sahiptir? Türkiye'de karma yapıya sahip iki mekan bulunmaktadır. Karma yapı dediğimiz hem kültürel hem doğal güzellikleri içinde barındırır. Pamukkale Hierapolis kenti, Pamukkale'deki travertenler doğal, Hierapolis kenti kültüreldir. Göreme Milli Parkı Kapadokya, buradaki peri bacaları doğal, bu alanların insanlar tarafından yerleşim yeri olarak kullanılması kültüreldir. Yani iki yer, ezber bir soru. Doğru cevabımız 2 ve 3, yani C şıkkıdır. Diğer alanlar ise sadece kültürel özellik taşımaktadır. Coğrafi işaretler, herhangi bir ülke, bölge ya da yöre gibi alanlara has ürünlerin yerelliğini koruyabilmek için alınan yasal tedbirlerdir. Buna göre aşağıda verilen ürün ve coğrafi işaret kapsamında bulunduğu şehir eşleştirmeden hangisi yanlıştır? Baklava Gaziantep doğru. Pastırma Kayseri doğru. Lületaşı Erzurum yanlış. Çünkü oltu taşı olması gerekiyor. Kaymak Afyonkarahisar. Tantuni Mersin doğru. O yüzden burada yanlış eşleştirilen C şıkkı oldu. Doğru cevap olarak dikkate aldık. Aşağıdakilerden hangisi turizm faaliyetlerinin ekonomiyi etkilediğine örnek gösterilemez? Kişi başına düşen milli gelirin artması ki turizme bağlı olarak da artış gösteriyor. Dolar, döviz girdisi bizim için önemli. İstihdam olanaklarının artması, ekonomiye katkısı anlamında düşünülebilir. Mimari eserlerin ve eski yapıların restore edilerek korunması bu ekonomik değil, daha çok kültüre sahip çıkmayla alakalıdır. Ticaret faaliyetlerinin gelişmesi ekonomik. Yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde kalkınma olanağı sağlaması yine ekonomiktir. O yüzden burada doğru cevabımızın C şık olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye'de turizmin milli gelir içinde payını arttırmak için çalışmalarından hangileri yapılmalıdır? Uluslararası tanıtım ve reklam bunun içerisinde en önemli unsurlar arasında sayılabilir. Turizmde çalışan kalifiye işçi sayısını arttırmak, işi bilenlere bu işi teslim etmek tabii ki önemlidir. Konaklama yapılan otel, apart gibi mekanların sayısı arttırılmalı. Çünkü gelecek kişiler kalacak yer aramaktadır. Yani kalacak bir yer yoksa uzun süreli orada kalması mümkün değildir. O yüzden burada üçünün de doğru olduğunu söylemek mümkün. E şıkkı doğru cevabımız oldu. Evet, sırada bir bilgi sorumuz var. Komagene Kralı'na ait bazı heykeller ile, anıtsal heykeller ile tanınır. Nemrut Dağı'nda yer alır. Tabii Türkiye'de iki tane Nemrut Dağı var. Şu an biz Adıyaman'daki Nemrut'tan bahsediyoruz. Çünkü Komagene Krallığı orada arkadaşlar. UNESCO Miras, Kültür Miras listesine alınmıştır. Doğru cevabımız A şıkkı, yani Adıyaman olarak söylenebilir.